Ağrı kesici ve ateş düşürücü yazıyorum. İlk 1-2 gün ağır geçecektir. Sonra hızla iyileşme görülür. Bulaşıcı hastalık olduğu için evdeki herkes tehlikede. Kendinizi koruyun. Evi yakalım. En azından karantinayı almak lazım. Yok canım, bize bir şeycik olmaz. Buyurun. Ne? Güle güle. Borcumuz ne kadar doktor? Al seni hengi, dur ben hemen. Şşt! Sen dur bakayım. Analar dururken çocuklara mı düşermiş? Hadi yukarı. Odaya. Hadi kış kış. Sence bana gitmiş mi? Fena değilsin. Benimkilerin rengi daha koyu sanki. Ama seni açtı biliyor musun? Yine ateşim çıkıyor ama. Doktor çıkar dedi ya. Dua et, uzun süren bir hastalık değil. Çok da şirin bir hastalık değil mi? Kızamıkçık. Cansucuk'la Armağancık ne olmuşlar? Kızamıkçık. Ne vardı o çocuklara sarılıp öpecek? Ama çok tatlılardı Armağan. Hele Kızamıkçık olanı. Küçük maymun. Dua et evde başka kimseye bulaştırmayalım. Evet. Mesela Ayten. Aynada yüzünü böyle görürse intihara kalkışabilir. Umarım kendini iyi korur da. Bu oda karantinaya alınmıştır. Dışarı çıkmak yasak. Rüya ile biz okula gidiyoruz. Biz dönene kadar sizinle Zeliha yenge ilgilenecek. Geçmiş olsun. Rüya. Rüya uyan, mahvoldum. Sabahtan beri onca gürültüye rağmen nasıl hala uyuyabiliyorsun? Armağan'la Cansu Kızamıkçık çıkarıyorlar. Sanırım birbirlerine bulaştırmışlar. Kendimizi korumazsak bize de bulaşabilir. Aman Allah'ım, yüzümde kırmızı korkunç lekeler. Düşünmesi bile çok iğrenç. Rüya, mikrobun bu odaya girmesine asla izin vermemeliyiz. Artık çok geç. Makyaj malzemelerimi alana kadar mikroplarınla birlikte yorganın altına gir lütfen Rüya. Geçmiş olsun Ayten bacı. Hepiniz çocuk hastalığına yakalanmışsınız. Benim işim yok. Tabii canım, bu mikrop milleti tutucudur. Kendinden olana bir şey yapmaz. Mikrop sana benzer. Neyse canım, bu hastalığı çocukken çıkartmanız iyi oldu. Büyüyünce rahat edersiniz. Kız arkadaşların alayı kızamıkçık hastalığına yakalanmışlar. Normal, bunda gelecek ne var Sansar? Ne demişler? Bilme komşuna gelir boşuna. Abo! Siz de mi? Evet. Hatta sen de. Abo! Şekil bu. No problem. Zeliha! Niyedisin be? Bana bir şeyler oldu. Buraya neler lazım hepsini bir bir yazdım. Okulda sakın fazla oyalanma. Al bunu. Hı. Dönüşte çarşıya uğrarsın. Sen gelene kadar ben hepsine bakarım. Çaylarını çorbalarını da pişiririm. Ay ay. Ben akşama dükkana giderim. Sen de nöbete devralırsın, tamam mı? Hı. Madem ikimiz sağlam kaldık ev halkına. Bak bak bize düşer değil mi? Hadi bakalım hadi. Hadi. Vasif Bahrioğlu mantı salonu. Ya da buna benzer bir şey, buyurun. Salih abla sen misin? Yok, daha kimse gelmedi, bir ben varım. Dur, o zaman biri gelmiş oluyor demek değil mi? Efendim? Aa, geçmiş olsun.
Şey, Recai de hasta mı? O zaman da onun başı sağ olsun. Tamam, tamam söylerim. Zemiren abla arıyor. Evde bulaşık hastalığı varmış, herkes yatakta yatıyormuş. Neymiş, neymiş? Bulaşıcı hastalık demek istiyor mu yasın? Evet, hepsi kırmızıcık olmuşlar. Dükkan ancak akşam uğrarım dedi. Eve kimse gelmesin dedi. Hayda, bir ihtiyaçları var mı acaba? Gitsem de götürsem. Baksana Zeli ablam gelmesinler demiş. Bulaşır diye korkuyor herhal. Canım bulaşırsa bulaşsın. Orada onları bir başlarına çaresiz yatıramam. Bir konuşayım bakayım. Berat oğlan böyle bazı hallerin pek hoşuma gidiyor biliyor musun ha? Ama hemen kendimi kendime getiriyorum neyse ki. Alo teyze. Yok cücüğüm yok. Her bir şeyimiz tamam çok şükür. Ankara piliciğinden ikimiz bütün hastaların hakkından geliriz evelallah. Yok yok siz sakın bulaşmayın sakın. Hasta olursanız dükkan boş kalır değil mi? Heh. Ben akşama uğrarım. Hadi. Heh. Vah vah vah. Senin çok ateşin var Vahit'im. Hadi gel ben seni yatağımıza yatırayım. Hadi. İstemem. Burada yatacağım ben. Buz koyayım mı eklemlerine? Ha? İstemem. Buz gibi üşüyorum ben. İstemem. Üfleme. Nefesim daralıyor. Hay Allah. O kim? Kim? Zile o kim? Kim kim? O işte arkandaki kocaman boylu adam. Burada kimse yok ki Vahid'im. Bak bana nasıl gülüyor Zilva. Ne gülüyorsun be? Uzağımızı bak. Asıl beğen sana. Aman, aman. Ateşten hayal mi görüyorsun sen? Görmüyorum. Görmüyor musun? Boğaz kıçımın adıma hayal diyorsun. Peki, tamam. Sen kızma da şimdi ateşin daha fazla çıkmasın. Bak, bak bana ne yapıyor? Çekil bakayım. Sen Vahid'ime ne yapıyorsun kerata? Sen kulaklarını oynatabilir misin? Uzun hasar. Bak bana. Tamam. Git, git buradan. Hadi sen yat şimdi. Hadi sen yat. O da senin yanına gelsin. Değil mi? Beraber oynarsınız. Ben de aşağı inip koşlarla pülüşlerin durumuna bir bakayım. Tamam mı? Ha? Gel. Otur. Buraya yanıma oturtur onu. Tamam. Gel kerata gel. Otur Vahid'imin yanına. Bak Vahid'im. O da senin gibi kulaklarını nasıl oynatıyor bak. Ben gelene kadar karşı karşıya kulak oynatın burada ıslı ıslı. Sakın kalkmayın he mi? Çek ağını. Gel. Buyurun. Buyurun. Bay bay. Bu kim? Senin kardeşin mi? Niye tavanda duruyor? Aşağı insin. Elin üstünde el kızartmaca oyun. Oynuyorsun. Abo. Ana. Oy. Abo. Ana. Oy. Abo. Ana. Oy. Ben bir ayak yoluna kadar gideyim. Abo. Ana. Ana. Abo. Ana bana. Abo. Abo. Ya bu kafe şunu amma yüksek yapmışlar kardeşim ya. Sabit abi dur. Ayak yoluna oradan gidilmez. Abo. Kapı bu tarafta zannımca. Abo. Haydar. Sabit amma ayak yoluna götürmeme yardım et. Abo. Ben abimi tutuyorum. Sen de beni tut. Abo. Ana. Oy. Abo. Ana.
tanesine çiviyi ben çaktım. Önümde oturan kızın örgülerini ben kestim. Tamam tamam, zarar yok. Geçmiş bitmiş, üzülme artık. Fizik. Fizik laboratuvarı kaydı. Yat. Yat. Ders kaçtı. Aman kaçarsa kaçsın. Ders. Senin fiziğin çok düzgün, çok şükür. Hiç ihtiyacın yok. Ha. Yat bakayım sen şuraya. Yat. Hangisi? Bu muymuş ödev? Hiç merak etme sen. Ben hepsini yapacağım şimdi. Bakalım. Aman bu çok kolaymış. Rüyanın yatağına örümceği ben koydum. Ha? Ablamın bayramlık ayakkabılarını zankla birbirine yapıştırdı. Ne? Zankla mı yapıştırdın? Ay sinirim bozuldu. Hay Allah iyiliğini vermesin Antalya bileci. Anne. Anneciğim, benim tut anne, çok başım ağrıyor. Tamam, tamam tuttum. Gel bakayım. Anne öyle ben uyuyamıyorum anne. Dandine dandine dastana, danalar girmiş bostana. Anam. Oy. Abo. Oy. İmdat kolunu kim çekti? Ana! Ne ediyorsunuz siz böyle dışarıda ateşli ateşli? Biz ne ediyorduk da Acep Recep? Ayak yolundan dönüyorduk. Ayak yolundan dönen benim. Recep beni tutuyordu. Ben de sabit tutan Recep'i tutuyordum. Yanıyorsunuz vallahi siz. Yardım isteyeydiniz ya benden. Yok. Biz kendi kendimize yanabiliyoruz. Sağ ol. Hadi bakayım. Dayanın bana. Yatırayım sizi yatağınıza. Gayret. Abo. Anam. Oy. Gayret. Abo. Anam. Oy. Gayret. Abo. Anam. Oy. Baksana budala Ayten. Az kalsın eziliyordun. Çok ama çok affedersiniz. Bir şeyiniz yok ya. Şu anda yok. Ama daha sonrasını bilemem. Bir hastaneye falan gitmek ister misiniz? Hayır teşekkür ederim. Kıyafetim müsait değil. İzin verin sizi gideceğiniz yere kadar bırakayım. Buyurun. Kalabalık bir aileniz var galiba. Hayır ben bekarım. Sizi tanıyor muyum? Bilmem. Adım Mehmet'ten. Şu ünlü organizatör. Öyle diyorlar ama ben inanmıyorum. Kusura bakmayın, bu akşam İspanya flamenkocuların dans gösterisi var. Salonun hazırlanmasına yetişmek için biraz telaşlı sürüyordum. Ay evet biliyorum, muhteşem bir gösteri getirmişsiniz. Kendimi affettirmek için bir teklif yapsam, gösteriyi benimle beraber seyretmek ister miydiniz? Abo, anam. Oy! Su getir! Sabit, Recep. Ölüyoruz herhalde galiba sunursa. Geldin mi? Ay hepsi ateşten cayır cayır yanıyorlar. Bütün gün inim inim inlediler. Her şeyi aldın mı? Selin yenge, ben bu gece... Evet arkadaşlarım hasta ama... Biliyorum biliyorum. Sen de iyi bakarsın onlara. Ben bir koşu dükkana gideyim. Hesabı alayım. Haftalıkları falan dağıtayım. Bak bu gece ben... Tamam tamam. Bu gece de sen bak. Ama ben de işimi çabuk bitirir yardıma gelirim tek başına. Çok zor. Hadi bakalım Ankara Filici. Hastalar hep sana emanet. Hadi. Becerebilirsen ıspanağı da pişir. Sabahtan beri içleri dışları çorba oldu gariplerin. Hem demir alırlar hem de kuvvet gelir değil mi? Ispanak hangisiydi? Çok üzgünüm Mehmet Bey ama bu akşam gelemiyorum. Acıktık be! Yemek yok mu? Neden mi? Ispanak pişmedi. Yani yemeğe konuklarım var, aniden bastırdılar lanet olsun. Sesim mi? Maske var. Ay gel maskeli balığı var evet. Ayten babası. Geliyorum.
Yok, gelemiyorum. Nasıl geleyim, çok isterdim. Ay, sen televizyonu açar mısın, kalkınca başım dönüyor. Senet Bey, ver. Ay hayır, siz bu akşam seyredin tabii, niye seyretmeyeceksiniz? Lütfen üzülmeyin, bana borçlu değilsiniz. Yemek yok gibi. Ayten Hoca, Allah rızası için sor. Patlama! Affedersiniz, size değil, tamam. Tabii çok çok naziksiniz. İyi akşamlar. Şey... Bir şey sorabilir miyim? Ispanağa pirinç koyuluyor muydu? Meyrem! Buyur Zahir abla. Bu senin haftalığın. Bu da Behiye'nin. Eve gidince verirsin değil mi? Şey, kendiminkini burada verebilir miyim? Eve giderken alışveriş yapacağım da. İyi tamam, öyle yapayım. Berat! Buyur teyze. Gel gel gel. Gel. Asiye'nin. Bu da senin haftalığın. Sağ olasın. Allah bereket versin. Ay. Asiye, haftalığın. Sen de kalsın. Nasıl olsa masraflarımız hep bir yerden çıkıyor da. Lazım olursa isterim ben senden. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yiyoruz? Doktor bey, beni hatırladınız mı? Hani trafik kazası diye geldiydim. Çocuğumu düşürdüydüm. Aa, evet evet, hatırladım. Nasılsınız şimdi? İyi iyi, çok şükür iyi. Sizin olayınızı doktora tezi yapıyorum, biliyor musunuz? Maşallah. Tez zamanda biter inşallah. Oturmaz mısınız? Sakıncası yoksa bana bütün olayı baştan anlatabilir misiniz? Bundan 20 sene önceydi. Vahit'le ben kaçıp İstanbul'da evlendiydik. Bir parça ileri sarsak. Nasıl? Çok güzel. Diğer çayları nasıl demiyorsanız, yayla çiçeğinin çayı da böyle demeyebilirsiniz. Nerede kağıdı yemek? Kağınımın gurultusundan televizyonu duyamıyorum. Ancak işte, ben profesyonel aşçı değilim. Sarı renkli bir çay edersiniz. Silah yok mu? Dükkana gittim. Bu ne bir ya? Neye benziyor? Tavşanın çiğneyip döküldüğü yoğuncuya. Bir saattir uğraşıyor. Hem de büyük fedakarlıklarla. Hoş bir centilmenle flamanko gösterisi seyretmek yerine mikroplarla dolu bir evde Florence Nightingale gibi kavramanca görev yapmaya çalışıyorum. Hem de niçin? Pişirdiğim şeye hakaret edilsin diye mi? Üstelik sonunda bir Nobel ödülü bile alamayacağım. Değil mi? Lütfen şikayet etmeden yer misin Bayit amca? Bildiğimiz çok kullanılan. Bu ne bu ya? Ispanak. Bu ıspanaksa ben de yer elmasıyım. Ben bunu yemem. Nasıl istersen. Karnım aç. Senin çorbasından kaldı mı? Aşağıda ilgilenmem gereken bir sürü hasta insan varken gereksiz kaprislerle vakit kaybedemem. Zeliha yengenin çorbasını benim ıspanağıma tercih etmekte serbestsin tabii. Ama ben Zeliha yenge değilim. Güzel yemek yapamam. Onun için önüne koyulan yemeği beğenmedin sen. Tamam, tamam. Ateş kes. Be silahsızım. Yiyecek misin? Hiç yoksa çiğnerim. Koy be bir zahmet. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Eline sağlık. Afiyet olsun. İşin be. 10, 11, 12. Seni geçtim Emmoğlu. Seni 11'de kaldın. Hemen sevinme Sansar. Hat-trick yaptım. Son yarım saatte 3 tane birden dökmüşüm. Etti 13. Sabah ola hayrola. Bakarsın ben de dökerim. Daha kimi yendiği bilinmez. Kızamukçuk yuvarlaktır. Ayten Bocu yemeği götürse artık. Çok acıktım. Ben de. Evet beyler, buyurun. Ne bakıyorsunuz? Hayatınızda ilk defa ıspanak görmüyorsunuz herhalde. Yok. Ama ıspanağı bu durumda ilk defa görüyoruz. İşte ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Kesin tamam. No problem. Kızcağız o kadar uğraşmış. Yemeğin dış görünüşüne bakarak karar vermeyin. Mühim olan iç güzelliği. Teşekkür ederim. Öyleyse sen başla.
Su küçüğün, yemek büyüğün. Yesene Sabit. Tamam, no problem. Beğenmedin mi? Sen bana bakma, ben böyle ağır ağır yürüyorum. Yutamayacak. Kaderinde varsa yutacak elbet. Aa, yeter ama. Hemen yutar mısın? Gördünüz mü? Demek hiç fena değilmiş. Sırf bana gıcıklık olsun diye abartıyorsunuz. Nesi varmış güzelim ıspanağın? Sabit döndüğünde konuşabilecek durumda olursa anlarız. Pekala. Bu gece aç kalmayı tercih ediyorsanız siz bilirsiniz. Ayten Burcu, sen bize yengemin çorbasından versen. Yanına da bir baş soğan kursan. Soğan mı? Delirdiniz mi siz? Bana... Ay! Ben hoş bir centilmenle flamanko seyretmek yerine Florence Nightingale gibi dediniyim. Neyse, Sabit, ıspanağın nesi varmış söyler misin? Vallahi ıspanağın nesi olduğunu bilemeyeceğim çünkü benim tespitlerime göre bu ıspanak değil. Ispanak değil mi? Ne peki? Vallahi ıspanak rolü yapan başarısız bir Rocco olma ihtimali var. Ne? Ama çok benziyordun. Benzer evet. İkisi de ot. Gülme. Gerçekten çok naziksiniz Mehmet Bey. Yarın sabah kahvaltı mı? Ağlamıyorum. Belki duygulandım biraz. Ayten'cim, su getirebilir misin? Oh. Açım. Bizde. Neden mi duygulandım? Ortamdan belki. Parti çok keyifli de. Zaten hikayenin sonunu da biliyorsunuz doktor bey. Biz de Vahidim'le bundan böyle koçlarla pülüşleri bağrımıza basıp evlat hevesimizi dindiriyoruz işte. Koçlarla pülüşler? Oğlanlar beyimin yeğenleri, kızlar da kiracılarımız. Siz hastanede ziyaret etmişlerdi. Onlar işte. Aman hiç sormayın. Kızlardan biri parkta bir çocuğu öpmüş, kıza mıkçık kapmış. Evdekilerin alayını buladı. Şimdi hepsi kıpkırmızı benekleriyle yatıyorlar. Ev gelincik tarlası gibi. Sahi mi? Muayene etmemi ister misiniz? Ay ne iyi olur. Yani zahmet vermezsek yani. Rica ederim. İzin verir misin? Tabii. Buyurun. Melilerinkinden çok farklı. Kısa bir hamilelik döneminden sonra anne henüz gelişmemiş bir bebek doğurur. Daha sonra bu bebek embriyonik gelişimini rahimden çıktıktan sonra otomatik olarak girdiği kesenin içinde tamamlamak zorundadır. Diğer taraftan karnındaki kesenin içinde geçen bir hamilelik döneminden sonra küçük memeliye plasenta adı verilir ve şekli tamamlanmış bir Ayten, bir bardak da bana getirir misin? Niye yukarı çıkmadan söylemedin Cansu? Şimdi susadım. Kızı yorma. Bunu iç. Ya yarım bardak yetmez ki. Ateşten sonra içi yanıyor insanın. Teşekkür ederim. Dünya birkaç kıtaya ayrıldığı zaman Avustralya karnı keseli hayvanlar için bir... Kimyacı bu kadar mı anlattı? Hayır, daha var. Cansu'nun defterini geçiriyorum. Küçük yazma, emi. Amerika olarak bilinen kıtaya dayanmaktadır. Elma var mı? Ay, çok canım çekti, hastalık işte. Vallahi benim de. İnip almaya halim olsa. Teşekkür ederim. Ayten, kanalı değiştirir misin? Kumanda var ya. Nasıl kumandayı vermiyor? Ya ben film seyretmek istemiyorum ya. Ders notlarını yaz o zaman. Vallahi kolum kalkmıyor. Ayten halleder. Biz hastayız, o sağlam çok şükür. Ayten, karalamasana. Hiç hoşlanma. Kendin yaz o zaman.
Hasta arkadaşına böyle mi davranıyorsun? Peki, çok teşekkür ederim. Ayten, odadan hırkamı getirir misin? Üşüme geldi yine. Ayten Bucu, tepsiyi devirdik. Her taraf çorba oldu. Ayten, abi Tumas'ı bir bardak limonata yapabilir misin acaba? Ayten, buluyorum hırka. Ayten Bucu, tahta bizi yok mu? Hırkan, Ayten, tahta bezi bu. Peki ben dökülen çorbayı neyle sildim? Ayten, biliyorum çok yoruldun ama midem kızındı. Zeliha yengenin yaptığı çorbadan kaldıysa... Ayten. Ayten iyi misin? Ayten son. Sana da bulaşacak. Bunu istiyorsun. Ayten sana da bulaşacak. Ayten. İşte burası doktor bey. Hey, size de çok zahmet oldu ama. Yok canım. Biraz yürüyüş bana da iyi geldi. Gelin. Tanrım. İyi ki şu halimizi kimse görmüyor. Düşünebiliyor musun Cansu? Kızamıkçık oldum diye doktora gidiyorsun. Doktor da artist gibi yakışıklı mesela. Ve seni bir surat dolusu kırmızı benek olarak görüyor. İnsan tarihini bir daha konuşmamak üzere küser valla. Hiç olacak şey mi canım? Körün taşı gibi yakışıklı doktor bizi kızamıkçıkken mi bulacak? Kızlar benim. Gel Zeliha yenge. Bu da doktor Deniz. Hastalık hafiflemeye başlamış. Durumları iyi. Hay Allah razı olsun. Siz kızların kusuruna bakmayın. Gençlik işte. Hoş siz de daha gençsiniz ama. Zararı yok. Ben yine uğrarım. Yani belki bir kahvenizi içmeye filan. Tabii. Bekleriz tabii. Hem gençlerle de kaynaşmış olursunuz. İyi olur değil mi? Evet, olabilir inşallah. Neyse, iyi geceler. Rüya, çık artık şu yorganın altından. Çocuk gitti. Hem çok ayıp ettin. Ay ne biçim tersledin zavallıyı. Ne dedi duymadınız mı? Oo, kırmızıya çok size yakışmış küçük hanım dedi. Ukaladın beni. Ay espri yapmaya çalışıyordu. Ay belki de senden hoşlanmıştır. Bu kıpkırmızı halimle mi? Gönül bu akada konar kırmızıya da. Hey, ne iyi insan değil mi şu doktor Deniz? Sizi de pek sevdi. Hepsi pek sevimli. Çok komik görünüyorlar dedi. Ankara pilücü nerede? Hiç yok ortalarda. Yarın sabah çok önemli bir randevusu var. Akşamdan cilt maskelerini falan yapacakmış. Onlara dalmıştır. Rüya, çıksana şunun altından. Sonra Meryem yataktan kalkar, bahçeye çıkar. John uykudan uyanır, elini yanındaki boş yastığa atar, ancak Meryem yoktur. John korkuyla bahçeye fırlar ve karısına der ki... Ana, niye çıktınız yataktan? Yat yat sıkıldık. Bizim çocuklar keyifsizdi, ben de aşağı ineyim dedim. Zaten uslu uslu oturuyoruz, film anlatıyoruz. İyi hadi bakalım, fazla yorulmayın ama. Vahit de çok sıkılıyordu. Olmazsa onu da indiririm yanınıza, he? He mi? E hadi.
Şah! Oradan şah diyemezsin, vahit emmi. Neden diyemeyecekmişim? Ben bu satranç takımda kaç kaymışaydım biliyor musun? Onun istediği yerde şah çıkıyorum, şah! Ama mat olursun. Bak, vezirim de şahını açmaza aldım. Bana bak, sen utanmıyor musun koskoca emini şahını açmaz alıyorsun? Yüzükler olsun sana verdiğim emmiye. Dur kızma emmi. Tamam emmi ol, sen de vahit emmi yap bir güzellik artık. Olmaz. Ben o hamleyi 7 hamle öncesinden hesapla duydum. Oyunun kuralı bu. Tahta benim. Kuralları B'ye koyarım. Kural 1. Bir hamleden fazlasını hesaplamak yasaktır. Kural 2. Benim iznim olmadan daştırma açmaza almak, filmi, atımı, itimi kırmak yasaktır. O zaman ben dama oynayayım, sen satranç. Hatta hiçbir şey oynamasan daha iyi olacak emmi oğlu. Vitamin B'mizdir. Ne istiyorsa onu yap. Aferin. Bak nasıl sportmen delikanlı. Bat! Sonra John, Marianne'i kollarına alıp havaya kaldırır. Onlar döner, kamera döner. Onlar döner, kamera döner. Onlar döner, kamera döner. Ay benim midem bulandı, dinleyemeyeceğim. Ama tamam, o kadar. Film bitti zaten. Bir tane de ben anlatayım. Türk filmi ise çoğunu bilirim. Türk, evet. Fakat yabancı içerikli. Adı Kaderim Savaşçısı. Hiç duymadım. Kimler oynuyor? Şimdi büyük bir erkek aktör olan Kadir İnanır ile... adını pek hatırlayamadığım bir kız aktör oynuyor. Neyse uzatmayalım. Şimdi film başladığında... Kadir İnanır ile bu kız aktör birbirlerine çocukluktan beri sevdalıdırlar. Bir ağacın altında gizli gizli buluşmaktadırlar. Kadir İnanır etkili konuşmasıyla kız aktörün aklını başından almıştır. Nasılsın Yeliz? İyiyim Sabit. Sinemaya gidelim ister misin? Yine harita filmine mi? Sıkıldım artık. Hiç aşk yok. Olmaz mı? Gizli aşk bu. Yok canım. Adam durmadan birilerinle dövüşüyor. İşte aşkı için dövüşüyor. Aşkı için dövüşmeyen bir sen varsın zaten. Hala babana evleneceğimizi söylemedin değil mi? Babandan Allah gibi korkuyorsun değil mi? Kaç sene oldu? Ağaç hatlarında buluşmaktan bıktım artık. Sümsüm sen de. Kadir İnanır hiçbir şeyden korkmayan, gözünü budaktan sakınmayan yiğit bir köy delikanlısıdır. Çok sert bir adam olan babasına sevdiği kızla evlenmek istediğini cesurca söyler. Babası şöyle bir kaşlarını çatar ve der ki... Ne dedi? Olmaz dedi. Nedenmiş? Odun kömür deposunu enişteme bırakamazmış. Ben dükkanda oturacakmışım. Bana aileye bakacak durumu yokmuş. Evlenmem için erken olduğunu da ısrarla vurguladı. Sen de razı oldun. Ama evlenmem için erken olduğunu kalın bir odunla vurguladı. Ve çok ısrarlıydı. Kız aktör sevdiği adamın cesaretine bir kere daha hayran olmuştur. Kadir İnanır babasına karşı gelerek... deliler gibi sevdiği kız aktörü kaçırmaya karar verir. Ancak Kader bu cesur aktöre kötü bir oyun oynamaya hazırlanmaktadır. Yapma, ne oluyor? Maalesef kız aktör... Ölüyor mu? Hiç dertlenme. Ne yapacaktım? Ömrümün sonuna kadar seni bekleyip dalımda mı kuruyacaktım sabit? Yeliz, ama ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Seviyorum da ne oluyor? Senin babanı razı edip beni alacağın yok. Yaşım geldi. Ben evlenmek istiyorum. Hazır isteyenim varken... gönlüm sevmese de evleneceğim işte. Senin sümsüklüğüne yan. Yeliz, Yeliz. Dur be Yeliz, dur be. Kadir İnanır yıkılmıştır. Olduğu yere çöker ve filmin burasında yanık bir türkü söyler. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadım ahım.
Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bak hele, kıza muhçuk gibi döküldüler. Türküyü duyunca... Sen bu türküyü en son bir ağacın dibinde söylemiştin abi. Ne güzel değil mi? Bir filmde Kadir İnanır söylüyormuş. Sevdiği kız onu terk edip başkasıyla evlenmeye karar verince... O filmi ben de görmüştüm. Ben de. Kadın oyuncu kimdi? Sabit hatırlayamadı. Ben de hatırlayamadım. Ben de. Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Bülbül gül elinden ah eyle zardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer, ağlamay. Bu da gelir, bu da geçer, ağlamay. Günaydın Mehmet Bey. Evet uyandım. İyiyim, siz? Bir saate kadar hazırlanırım, evet. Zahmet olmasın. Tamam, peki. Beni evden alacak. Peki o zaman, bekliyorum. Kahvaltıyı nerede edecek misiniz? İsterseniz söylemeyeyim. Lekeleriniz daha fazla kızarmış. Size bakınca düşündüm de kırmızı oje sürsem daha iyi olacak galiba. Sağ ol şekerim. Aman tamam canım, öyle bakmayın. Dönüşte nereye gittiğimizi, manzarayı ve neler yediğimizi size anlatırım. Piyango işte. Size çarpacağı tuttu, ne yapalım? Cansu, bu sabah beneklerin gözüme çok daha sevimli gözüküyor, biliyor musun? Gıcık şey. Bulaşma Cansu, dün akşamın intikamını alıyor. Eyvah! Yüz maskesini temizlemek için banyoya girerse 40 saat çıkmaz şimdi. Rüyayı uyandır. Ayten hayır, hayır Ayten. Cansu evet, evet Cansu. Canım çık dışarı. Ama haksızlık mı Ayten? Biz hastayız ya. Ya adaletsiz, ne yapalım? Ya Arman. Sinirlenme Cansucuğum. İlahi adalet elbet bir gün yerini bulacaktır. Ne zaman? Elbet bir gün. Ama ben bugün bulmasını istiyorum. Geldik mi? Ayten, Ayten neyin var Ayten? Mahvoldu. Abo, Ayten bacı ne oldu sana böyle? İlahi adalet yerini buldu.